Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün 1 Mayıs 2022 Pazar arkadaşlar ve bugün 1 Mayıs işçi bayramı 1 Mayıs işçi bayramınız kutlu olsun arkadaşlar ve bugün Bay Ramazan bayramının arifesi arkadaşlar ee, şimdiden Ramazan bayramınız da kutlu olsun arkadaşlar ee, geçen çarşamba günü hava durumu videosu çekip atmıştım YouTube arkadaşlar demiştim. Cumartesi veya pazar çeker atarım yine bir video arkadaşlar ve bugüne nasipmiş ve bugün hava durumu tahminini yapıyoruz arkadaşlar. İsterseniz bugünden başlayalım. 1 Mayıs 2022 pazar'dan başlamak gerekirse arkadaşlar Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, İç Anadolu, İç Ege. E, özellikle Akdeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Akdeniz'de sağanak gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor yerel olarak. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'de bugün kuvvetli sağanak yağışlar bekleniliyor. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Yarın 2 Mayıs pazartesi günü bayramın birinci günü arkadaşlar. Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve güneyi, Marmara, ee, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ve doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak yağışlar ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniliyor. Ee, bu yağışların göller yöresinde, ee, İç Ege'de kuvvetli şekilde olması bekleniliyor. Artı olarak Ardahan civarında da Yağışların kuvvetli şekilde gerçekleşmesi bekleniliyor. Bayramın ikinci gününe geçersek neredeyse yurt genelinde yağışlar bekleniliyor. Yalnızca nerelerde Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay kıyılarında yağış beklenmiyor. Ancak bu değişime açık arkadaşlar. Onun dışında yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniliyor bayramın ikinci günü. Bayramın ikinci günü Ankara, Eskişehir çevrelerinde, Sakarya çevrelerinde ve Doğu Anadolu'nun batısında, İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniliyor. Bayramın son günü ise Karadeniz, İç Anadolu İç Ege, Marmara'nın doğusu, Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz ve Mersin civarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli şekilde olması bekleniliyor. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Şimdi bayramı bir atlatalım arkadaşlar. Bayramdan sonraki havaya da kısacık bir bakalım arkadaşlar. Perşembe günü e, bayramdan sonra ya, yani Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Güneydoğu Anadolu ve Doğu Doğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Cuma günü yağışlar iyice doğuya doğru e, çekiliyor. Cumartesi iyi doğu kesimlerimizde yani Doğu Anadolu'nun doğusu da Güney Doğu Anadolu'nun doğusunda yalnızca bu kesimlerde yağış bekleniliyor. Ee, batı kesimlerimizde ise havalar açmaya başlıyor. Pazar günü Doğu Anadolu'nun en doğusunda yani Van-Iğdır çevrelerinde, Hakkari çevrelerinde Sağnak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniliyor. Onun dışında İç Anadolu'nun batısında ve İç Ege'de e, göller yöresinde Sakarya civarında yerel sağanak yağışlar görülebilir arkadaşlar 8 mayısta. Şimdi hava sıcaklıklarına geçelim dilerseniz yağışlarla birlikte arkadaşlar hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşmesi bekleniliyor arkadaşlar. Özellikle ee, kuzey ve iç kesimlerimize mevsim normallerinin altına gerilemesi, güney kesimlerimizde ise mevsim normallerinin civarında ee, kalması bekleniliyor arkadaşlar hava sıcaklıklarının. Gördüğünüz üzere Ankara örneğin 17-18 derecelere veya Karadeniz 13-15-16 derecelere kadar gerilemesi bekleniyor. İstanbul 16-17 derecelere kadar gerileyecek arkadaşlar. Örneğin İzmir 19-20-21 derecelere kadar düşecek arkadaşlar. Onun dışında şunu da belirtmem, belirtmem lazım. Bu yağışlar e, genel olarak yani genellikle Öğlen ve akşam saatlerinde olacak. Ve 42. yağışlarına benzer yağışlar arkadaşlar. Öğle saatlerinde yıldırımlı gök gürültülü yağış şeklinde olacak. Oraş yani bunun diğer adı oraş. Ve ee, 20 kilometre ötenizde sel olsun. Nasıl söyleyeceğim? <laughs> 20 kilometretenize sel olurken sizin bulunduğunuz yerde bir damla bile yağış düşmeyebilir. Yani demek istediğim yerel yağışlar arkadaşlar. Nerede ne kadar etkili olacağı belli değil. Yalnız bu kuvvetli yağış alanları diye gösterilen yerler var ya, ha işte oralar. E, oralarda bir miktarda daha e, şanslı diyebilirim yağış konusunda. Yani e, mesela Antalya kıyılarında e, daha az yağış şansı varken kuvvetli yağış alanlarında neredeyse %100'e yakın yağış şansı bulunuyor diyebilirim. E, ama tabi değişime açık arkadaşlar. Hiç değişime açık denemez. Çünkü bu bir hava tahmini. Allah'ın bileceği iş. Neyse neyse tamam buraları geçelim arkadaşlar. Kuvvetli yağış alanlarında e, daha fazla şansı var ve daha fazla kuvvetli yağış olasılığı var. Bu nedenle dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar bu alanlarda. Ama genel olarak e, yağışlı gösterilen yerlerde kuvvetli yağış ihtimali var. Ve yağışsız gösterilen yerlerde dahi yağış ihtimali bulunuyor arkadaşlar. Yani bir şekilde bir sürpriz olarak yağış olabilir ki zaten bu e, Nisan Mayıs Haziran'daki yağışlar e, böyle sürpriz yağışları da denilebilir arkadaşlar. Şu an ben kafadan attım bunu yani Şimdi bana göre yani aklıma geldi söyleyeyim dedim. E, normal olarak sürpriz yağışı denmiyor yani. İnternette sürpriz yağışı diyaratı bulamazsınız onu demeye çalışıyorum. Hmm, başka? Heh. Artı olarak Dolu ihtimali bu yağışların içinde dolu ihtimali Yağış öncesi ve yağış anında fırtına ihtimali Var arkadaşlar e, Dikkatli olmakta fayda var Bayram bir miktar serin ve ılık geçecek e, Ve Yağışı geçecek, e, piknik havası yok yani arkadaşlar. Denize girmelik de hava yok. E, üşütüp hasta olursunuz. pikniğe gidince doluya yakalanırsınız. Bir kez çok küçüktük yani Mardin'de. Pikniğe gitmiştik de doluya yakalanmıştık. Onu hatırladım birden. Baya böyle şeylerin altına girmiştik. Neydi? Bankaların altına girmiştik. <laughs> Neyse. Şimdi diye içelim arkadaşlar. Hadi tamam. Şimdi bura nere? Burası nere arkadaşlar? Tamam evet bildiğiniz Türkiye. <laughs> Şimdi gördüğünüz üzere bugün Arife günü gördüğünüz üzere arkadaşlar. Özellikle gürledi sandım. Ee, kuzey tarafımızda bir yağış kitlesi vardı ondan dolayı. Özellikle arkadaşlar. E, Doğu Akdeniz izin iç kesimlerinde ve Doğu Akdeniz'de, Güney Doğu Anadolu ve Karadeniz'de yağışlar bekleniliyor arkadaşlar. Bugün İç Anadolu'nun güneyinde de gördüğünüz üzere yağışları e, görebiliyorsunuz arkadaşlar burada. Bayramın birinci günü. Bayramın birinci günü arkadaşlar. Hadi ilerle. Gördüğünüz üzere bayramın birinci günü. Özellikle e, batı ve güney kesimlerimizde bayramın birinci günü yağış ihtimali yüksek. Ve akşam saatlerine doğru yağışlar yurdumuza yayılıyor. E, yani batı kesimlerimizden İzmir, Aydın, Mula, Antalya'dan giriş yapıp Mersin, Adana, Ankara, Kahraman, Kayseri, ee, Afyon, Eskişehir, Bolu, ee, Bursa yani bu bu şehirlere doğru. Yani İç işte Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'ya doğru yayılacak arkadaşlar. Yağışlı alan gördüğünüz üzere giderek yayılıyor. Doğuya doğru gidiyor arkadaşlar ve yağış alanları da artmış durumda. Salı gününe baktığımız zaman gördüğünüz üzere arkadaşlar. Salı günü İstanbul'da yağış bekleniliyor. Aynı şekilde pazartesi günü akşam saatlerinde İstanbul'da yağış bekleniliyor. Ankara'da pazartesi günü gece saatlerinde ve salı günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniliyor arkadaşlar. Çarşambaya geçtiğimiz zaman bayram son günü. Ee, şöyle Akdeniz pek gözükmüyor ama şöyle mi yapsam? Aynen. Bu sefer de hı, şimdiki oldu sanırım. Tam görün istedim. Çarşamba günü de nerelerde? Özellikle İç Anadolu'nun güneyi ve doğusunda, Doğu Anadolu'da Doğu Akdeniz'de yağışlar bekleniliyor son gün, e, bayramın son günü perşembe gününe geçtiğimiz zaman Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Güney Doğu Anadolu, Doğu Anadolu, e, Karadeniz'de yağışlar görülecek arkadaşlar. Görülmesi bekleniliyor yani. Onun dışında e, pek bir şey, yani sonraki günlere pek bakmama da gerek yok aslında. E, Yalnız şunu belirtmek isterim arkadaşlar. Mayıs'ın ilk 15 günü e, böyle serin geçecek büyük ihtimalle. Yani böyle mevsim normalleri ve altında gelecek mevsim normallerinin üstünde sıcaklık pek beklenmiyor e, yurt genelinde. E, yağmur birikimine ECMWF'nin yağmur birikimine baktığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz üzere yurt genelinde yağışlar bekleniliyor e, ee, Doğu Anadolu, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz ve İç Ege'de ve Marmara'nın doğusunda güzel yağışlar bekleniliyor. Sonraki 10 gün içinde Ece Mevfe'nin tahminine göre. Ee, Ege'nin kıyı kesimlerinde ve Marmara'nın geri kalanları, kalan yerlerinde yine yağış ihtimali var ama daha az ihtimal arkadaşlar. Büyük ihtimalle 1 iki gün yağar ama diğer yerlerde bir 4 gün mesela üç gün. Yani diğer yerlere göre Marmara ve Kıyı Ege daha az yağış alacak büyük ihtimalle. GFS'nin tahminine bakalım. GFS'nin tahmini yurt geneline güzel yağış vermiş. İstanbul'a da güzel yağış vermiş. İzmir'e de. Ee, GFS, Ecem'e ve F'ye göre daha güzel yani yağış açısından daha güzel bir çıktı sunmuş bence. İKON'a geçtiğimiz zaman İKON sonraki 5 günün tahmini arkadaşlar. Özellikle nerelere güzel yağış vermiş? Doğu Akdeniz'e güzel yağış vermiş. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'e güzel yağışlar vermiş. Ayrıca nereye? Nide, Aksaray, Kayseri civarına güzel yağışlar vermiş. Neydi bu? İKON. Bu şekilde arkadaşlar. Başka ne de bir şey daha bakacaktık. Of. Neye bak gösterecektim. Bir şey daha gösterecektim. Unuttum arkadaşlar vallahi. Neyse. Sıcaklıklara baktığım zaman arkadaşlar gördüğünüz üzere fazla bir yükseliş beklenmiyor. Ee, yine yükselecek evet ama öyle mevsim normallerin üstüne üstünü pek görmeyeceğiz. Normal Mayıs değerlerine çıkacak ee, ve 1-2 günlük yükseliş zaten arkadaşlar. Büyük ihtimalle sonrasında yine e, 10-11-12 Mayıs civarına yeniden bir yağışı dalga gelme ihtimali var arkadaşlar gördüğünüz üzere sıcaklıklar e, bu yağışlarla birlikte düşecek baya düşecek arkadaşlar bu yağışlarla birlikte Allah'ın izniyle ve hmm, Sonra ne zaman artma? Perşembeden itibaren hatta cumadan itibaren batı kesimlerimizin ee, başlamak üzere yükselişe geçiyor hava sıcaklıkları. İç kesimlerde pazartesi şimdi bir miktar daha yükselecek. Haftaya 9 Mayıs'ta yani bir miktar daha yükselecek. Onun dışında pek yani geri düşüşler olabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Evet. Daha da diyeceğim pek bir şey kalmadı sanırım. Aklıma da gelmiyor arkadaşlar. Umarım kalmamıştır. Şeye bakacaktık doğru. Şimdi hatırladım. Önce günlük tahmine bir bakalım. Günlük tahminlerde Gördüğünüz üzere dediğim gibi İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da yağışlar bekleniliyor. Bugün bir de Doğu Akdeniz'de ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'de kuvvetli olarak görülmesi bekleniliyor bu yağışların. Ha artı olarak Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniliyor. Dikkatli olmakta fayda var bu konu açısından. Radar görüntüsünü gösterecektim size arkadaşlar. Oo Çok güzel. <laughs> Direkt Mersin gözüme çaktı da arkadaşlar. Çaktı ne ya? Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Güney Doğu Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yerel yağışlar görülüyor arkadaşlar. Dün nerelerde özellikle Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay, Adıyaman civarında, Mardin civarında ve Suriye'nin Kuzey kesimlerinde çok şiddetli yağışlar meydana geldi. Yerel dolu yağışları da görülmüştür büyük ihtimalle ben bakmadım ama e, o e, kütle o şeyi veriyordu yani bana dolu Ben de dolu var diyordu yani arkadaşlar e, hatta şeyini de indirmiştim de şimdi valla arkadaşlar şey yapmadan adı nedir? Hmm videoyu düzenlemeden işte şeyini unuttum onu diğer İngilizcesini işte hep kullanılan yani Türkiye'de İngilizce kullanıyoruz neyse videoyu düzenlemeden atacağım için onu ekleyemeyeceğim arkadaşlar kusuruma bakmayın hmm, tamam <laughs> şey ee, benim kendi şehrime baktım da arkadaşlar kusura bakmayın. Ya siz, size de kendi şehrimi göstermek yani ne bileyim. Şurada şey de bunun radarına da bir bakalım. Bu bu ne be? Bu ne ya? Üzüm ver diyelim. Neyse arkadaşlar. Ha tamam oldu be. Oldu. Heh. Gördüğünüz üzere arkadaşlar yağış kütlelerini görüyorsunuz. Doğu Anadolu, Karadeniz. Hatta şimşekler de çakıyor şeyde nerede? Şurada işte neresi orası? Belgrad tarafında işte. aman neyse oradan bize ne? Doğu Anadolu, Karadeniz, Güney Doğu Anadolu'da Doğu Akdeniz'de yağışlar gözüküyor. Hatta bunun hareketlisi de var. Şöyle göstereyim. Windy'yi indirip bakabilirsiniz. Ee, hareketli tahminle niye hareket etmiyor? E, diyormuş da göremiyormuşum. Ya yani tam şey belli değil hareket etti. Şöyle göstereyim mesela Adana Maraş tarafını. Kütlelere bak. Kütleler. Evet. Evet arkadaşlar bu şekilde videomuzun sonuna gelelim isterseniz. Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz ben ders çalışacağım. Ders çalışmam lazım. Ders çalışacağım. Videoyu bitirdikten sonra ders çalışacağım yani. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz videomu beğenip abone olur musunuz? Hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.